arkadaşlar tekrardan birlikteyiz bir diğer ünitemiz doğal afetler ve çevre koruma uygulamaları Türkiye'de buna dair konuşacaklarımız var. Ama maalesef ki her zaman benim bu üniteyi anlatırken e, en zorlandığım ünite diyebilirim. Ne açısından derseniz afetler. Ki biz de sıklıkla zaten bu afetlere maruz kalıp da bundan dolayı can kayıplarına maruz kaldığımız için her zaman zor olmuştu. Ama bugün aslında bu videoda daha da zor çünkü bir 6 Şubat depremleri gerçeğini yaşadık. Bundan dolayı da hani ben bu dersi anlatırken derim hep zorlanırım ama asıl zorlanması gereken aslında zorlanmayarak bu işi çözmesi gereken birileri var. Onlar inşallah dersini almıştır diye düşünüyorum. Ben anlatmaya anlatıyorum. Daha öncesinde zaten bahsettik. Özellikle afetlere neden bu kadar çok maruz kaldığımızı. Bunun içerisinde aslında bir doğada meydana gelen bir olay. Bakın unutmayın. Doğa olayı vardır. Bu doğa olayı eğer insanı etki ederse o zaman afete dönüşür ki biz de maalesef her yaşanan doğa olayı istisnasız bir afete dönüşüyor. Çünkü ya canınıza kastediyor ya malınıza kastediyor. Bir şekilde zarara uğruyoruz. Dolayısıyla bizde her zaman doğal olayları neden afete dönüşüyor biraz da zaten bundan bahsedeceğiz. Türkiye'de görülen doğal afetlere baktığımızda deprem, tsunami, erozyon, heylan, sel taşkın, çığ, kuraklık, don olayı ve orman yangını Aslına bakarsanız hani dünyada bu kadar bunun böyle komplike olduğu, her birinin yaşadığı bir ülke çok nadirdir. Hani ülkemizin güzellikleri yanında aynı zamanda bu tip afetlere de sıklıkla maruz kalıyor olmasının tabii ki de şunlarla ilişkisi var. İklimimizden tutun da arkadaşlar yer şekillerine kadar jeolojik yapımızdan tutun da aslında bitki varlığımıza kadar yani her yaşadığımız olayda, her yaşadığımız afette hani o çeşitliliklerimiz var diyoruz ya. Türkiye'de bitki çeşitliliği fazladır. Türkiye'de yer şekilleri çeşitliliği fazladır. Türkiye diklim çeşitliliği fazladır. İşte bu her birinin çeşitli olması her bir afete de sıklıkla maruz kalmamıza maalesef neden oluyor. Çevre sorunları ve çevre uygulamalarına baktığımızda nedir çevre sorunu? Kirliliklerden söz edeceğiz. Aynı zamanda küresel iklim değişimlerinden bahsedeceğiz ki artık yavaş yavaş arkadaşlar gündemimizde yani ülke gündeminde bunu evet biz konu olarak konuşuyoruz ama sizler de dinlediğiniz zaman zaten şunu söylüyorsunuz. Hocam ülkemize dair çok şey öğrendik. Yani neler yapılmaması gerektiğini, nelerin yanlış olduğunu, nelerin bundan sonrasında aslında olması gerekenler nedire dair de pek çok konuda bilgi sahibi olacağız. Çünkü bir dünya içerisinde yaşıyoruz, bir ülke içinde yaşıyoruz. Bu ülke hepimizin burada yaşanacak herhangi bir olumsuzluk, durum beni ilgilendirmiyor, kimse diyemez. Çünkü e, hani o aynı gemideyiz noktası var ya. Birileri e, farklı gemideymiş gibi davransa da aslında dönüp dolaşıp hepimiz aynı şeylerle bir şekilde olumsuz etkileniyoruz. Bazı alanlarımız var, özel koruma gerektiren alanlarımız. Bunların bazılarını milli park, bazılarını tabiat parkı bazılarını tabiatı koruma alanı diye ilan ediyoruz. Onlara dair sorularda gelirse zaten bunlardan bahsetmiş olacağız. Temel göreceğimiz konular bunlar. Çok konu varmış gibi görünebilir ama aslında kısa bir ünite. Çünkü her birinden birer satır, birer kelime, bir şey bilmemiz bizim için yeterli olacaktır. Bazıları henüz daha hiç sorulmamış ve sadece benim anlattığım konular aslında. Çünkü müfredatla yeri var. 2 gün sonra sınavda soru geldiğinde tabii ne yapıyoruz? Haliyle siz işaretleyebilin, ee, en azından bir fikriniz olsun diye düşünüyorum. Gelelim şimdi maalesef doğal afetlerde en büyük yaşadığımız afet depreme. Çünkü biz şimdiye kadarki toplam afetlere baktığımızda Türkiye'de en çok can kaybına, mal kaybına neden olan afet maalesef ki depremler. Peki hocam bu depremlerde biz daha öncesinde fay hatlarından, fay kuşaklarından bahsettik. Zaten bizim temelde bu büyük depremlerimizi oluşturan 3 temel fay kuşağımız vardı. Bunlar Doğu Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı ve Batı Anadolu Fayı diye bildiğimiz faylardır. Zaten biz bunu ovalarda konuşurken de aslında bu faylardan söz ettik. Faylar üzerindeki yerleşmelerden söz ettik. Dolayısıyla buradaki konumuz Sorular nasıl geliyor derseniz hangisinde deprem riski daha yüksek hangi yöreler depremsellik açısından daha düşük risk barındırıyor bu tip sorular şeklinde geliyor. Ee, daha ziyade hani e, orada kıyaslamalar yapılıp da şu deprem daha mı büyüktü bu deprem daha mı küçüktü vesaire gibi orada afetin yarıştırılması gibi bir durum pek söz konusu değil. Ama ben yine de sizin çok merak ettiğiniz bir nokta var. Ondan da bahsedeceğim. Çünkü şimdiye kadar biz deprem denildiği anda Türkiye'de meydana gelmiş en büyük deprem 1939 Erzincan depremi diye hep öğrendik. Acaba hocam 6 Şubat depremleri maalesef bunu değiştirmiş olabilir mi? Oraya dair benim söyleyeceğim özel bir notum var zaten. Oradaki soru işareti kafamızdan kalksın diye. Şimdi depremde neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Depremle ilgili iki kavramımız vardır. Bunlardan bir tanesi şiddet, Pardon şöyle gideyim tekrar. Şiddet bir diğeri ise ne diyebiliyoruz biz onu? Büyüklük. Şimdi şiddet ve büyüklük diye iki farklı kavram var. Genellikle hani bir e, haber okurken de bir yerlerde bir şey gördüğümüzde de bu ikisinin birbirine sıklıkla karıştırıldığı e, görülür. Şimdi 9 şiddetindeydi. 7 büyüklüğündeydi. Burada ne demek istiyor dediğimizde? Arkadaşlar ikisi farklı birer ölçektir. Şimdi büyüklük nedir? Büyüklük depremin aletsel değeridir. Sismograf adı verilen bir alet vardır. Şuraya da yazayım da ne olur ne olmaz. ilk defa belki duyanlar vardır. Deprem ölçen aletin adı arkadaşlar sismograftır. Şimdi sismograf dediğimiz alet deprem sonucunda meydana gelen dalgaları bir titreşim yoluyla ölçer. Oradaki titreşimden kaynaklı olarak dalganın büyüklüğüne göre belli bir ölçeğe oturtulur. İşte o ölçeğin adı büyüklük ölçeğidir. Ama büyüklük tek başına her zaman bir anlam ifade etmez. Çünkü bizi ilgilendiren şey hocam depremin büyüklüğü müdür derseniz büyüklüğü değildir. Neyidir? Şiddetidir. Şiddet beşeri yapı üzerindeki yıkım. Yani insanımızın canına, malına kastetmesi, doğa, şeyin, o doğal afet dediğimiz afetin insana ne gibi zararlar verdiğidir. Dolayısıyla sizin büyüklüğünüzün çok olması illa şiddetinizin yüksek olacağı anlamına gelmez. Burada tamamen ne vardır dersek hani beşeri yapı diyoruz ya buna şöyle bakın arkadaşlar insan hatası hatası İnsan eksikliğinden kaynaklanan bir konudur aslında şiddet. Şöyle düşünelim. Japonya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama aynı büyüklükteki deprem bizim coğrafyamızda meydana geldiğinde ya da bir Kuzey Afrika'da bakın bizim daha hani bu videolar zamanından bahsederek söylüyorum Fas depremi yaşandı. Şimdi Afganistan'da zamanında deprem oldu. Pakistan'da olur, İran'da olur, Türkiye'de olur. Bu depremler burada olduğunda 7 büyüklüğünde büyük bir felakete dönüşüyor. Peki o zaman hocam aynı büyüklükteki depremin şiddeti neden değişiyor? Çünkü insan hatası devreye giriyor. Nedir bu insan hatası dediğimizde? Şunlardan kaynaklı. Gevşek dolgulu zeminlere bina yapmaktan kaynaklı. Zemin etütlerini yapmadığınız alüvyal dolgulu ovalara yerleşmek ki dikkat edin bizdeki fay hatlarının üzeri hep ova değil mi? Tektonik ova dediklerimiz. Peki bu tektonik ovaların isimlerine baktığımızda ne görüyoruz? Tercan, Erzincan, Bolu, Düzce, Adapazarı, Ege'ye bakıyorsunuz. Manisalar, Salihler, Turgutlular. E buraya bakıyorsun. Hatay diyoruz değil mi? Kahramanmaraş diyoruz. Bingöl, Bitlis, Elazığ diyoruz. Malatya diyoruz. Bunların hepsi faylar üzerindeki bir tektonik ova. Peki ovanın toprağı neydi? Alüvyon. Yani biz aslında bildiğin kum birikintisinin üzerine bina yapıyoruz. Sorun burada. O zaman alüvyal gerçek dolgulu zeminlere yerleşmemek gerekiyor. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu, altın tamamen bataklık, çamurlu olduğu yerlere yerleşmemek gerekiyor. Olması gereken dağlık sahalara, kayalık arazilere yerleşmek oluyor ama bunları yapmıyoruz. Maliyetleri yükseliyor diye bunlardan kaçınıyoruz. Yapıları depreme dayanıklı hale getirmek gerekiyor. Yapmadığımız için şiddet artıyor. Aynı zamanda deprem konusunda ulusal bir bilincimiz veya ortak bir yol haritamız yok. Deprem öncesinde yapılması gereken, deprem esnasında deprem sonrasında yapılması gereken çalışmalara dair bir bilgilendirmemiz yok. En vahim olanlarından bir tanesi bu kadar afete maruz kalan ve yüz binlerce insanını bu afetlerde yitirmiş olan bir ülke olarak ki şunu söyleyeyim yani acı olan tarafta o arkadaşlar gerçekten 6 Şubat Maraş depremlerinde kaybettiğimiz can kaybı 1,5 dakikalık bir sürede kaybettiğimiz can kaybını biz 1,5 dakikada Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmedik. Yani o süre olarak baktığınız zaman bu kadar kısa süre içerisinde kaybettiğimiz yüz binlerce candan bahsediyoruz. Ama neyi bilmiyoruz biz? Dediğim gibi hani deprem öncesi, deprem esnası, deprem sonrası bunlara dair fikrimiz yok ulusal bir deprem e, ya da sadece deprem değil afetler konusunda aynı zamanda neyimiz yok bizim? Bir afet bakanlığımız yok. Ya da kaç yıl okul okuyoruz? Bir afet dersimiz yok. Dolayısıyla hani o ders almaktan kastettiğim şeyler bunlar. Demek ki beşeri yapı üzerindeki yıkım dediğimiz şiddeti tamamen gelişmişlik meselesi olarak bileceğiz. Unutmayınız, gelişmişlik artarsa şiddet azalır. Bunu her türlü konuda, her türlü olaya da yorumlayabilirsiniz. Ne kadar gelişmiş olursanız, o kadar şiddet düşer. Şiddetin olduğu yer geri kalmış yerdir. Hani biz bazı noktalarda evet ekonomik bakarsınız belli bir yere gelmişizdir. Ee, Okur-yazarlık, eğitim mesela bir yer bir yere gelmişizdir. Ama e, bir ülkenin ne kadar gelişmiş olmaz olduğunu anlamak istiyorsanız, o ülkede insanların neyden öldüğüne bakın derler. Dolayısıyla da biz hangi şartlarda ölüme maruz kalıyoruz? Bu da şiddetin aslında insani bir durum olduğunu, bizde de şiddeti artıran en önemli faktörün afetler konusundaki eksikliklerimiz, yetersizliklerimiz olduğunu görüyoruz. Ki bütün afetleri anlatırken de bakacaksınız diyeceksiniz ki hocam burada e, tamamen insan hatası. Yani sel taşkın olur diyoruz, dere yatağına ev yapma diyoruz. E peki bütün sel taşkınlarda afete uğrayan can kaybı mal kaybı nerede? Dere yatağında. E o zaman burada bir sıkıntı var demektir. Bunları çözmemizde şu an için en azından çok da şey görünmüyor. Deprem dedik, iki tane kavramımızdan bahsettik. Şimdi gelelim. Arkadaşlar normalde literatürde üç tip deprem vardır. Bunlardan biri tektonik deprem, diğeri göçme çökme depremi, diğeri ise volkanik depremdir. Ancak Türkiye'de şu an aktivite halinde volkan olmadığı için bizde volkanik deprem görülmez. Bizde görülen depremler tektonik ve göçme çökme depremleridir. Tektonik depremler dediğimiz fayatlarına bağlı gerçekleşen depremlerimiz ki maalesef en şiddetli büyük depremlerimizde bu fay hatlar üzerinde gerçekleşmektedir. Peki hocam fay hatlarının olduğu yerleri ben biliyorum. Bunun uzağında olan yerler nereler? En azından ben bunları bilirsem dediğinizde bakın şunlara dikkat edin. Birincisi sinop. Şu görmüş olduğunuz alan küre dağlarının kuzeyinde Sinop'un ucu. Aynı zamanda Yıldız Dağları'nın olduğu yer arkadaşlar. Ergene ve Yıldız Dağları. Ha şuna dikkat. Dedik ya Marmara algısı. Marmara neydi? Aslında algılara ters bir bölgedir. Normalde Marmara'da deprem riski yüksek mi dersek evet diyoruz. Peki Marmara'da depremsellik yüksek ama istisnası var mı derse hep bu Yıldız'ın olduğu yeri arayın. Demiştik ya Marmara'nın aykırı çocuğu Yıldız ıstırancalar orası farklıdır diye. Burayı aldım. Üçüncü bir nokta nereyi bileceğim? Depremsellik açısından daha düşük olan şurada görmüş olduğunuz Tuz Gölü ile Mersin arasındaki arazi. Aynı zamanda taş elinin olduğu yer. Hani taş eliyi hep gördüğümüzde şöyle yorumlayacağız. Nasıl sağlam yer? Taş gibi sağlam yer. Bak taş elini gördüğün anda orayı sapa sağlam yer olarak işaretle bunu bu şekilde biliyoruz. Peki hocam üçünün ortak özelliğine dikkat edin arkadaşlar. Bizde üç tane nükleer santral kurulacak. Bunlardan bir tanesi Mersin Akkuyu'da kurulumu devam ediyor. Muhtemelen 2024 yılı için. Çünkü biz şu an 2023 yılında ben bunu e, anlattığım tarih itibarıyla burada 4 reaktörlü bir nükleer santral kuruluyor. 2024 yılında bir reaktörünün faaliyete geçeceği öngörülüyor. Bu sınavdan önce zaten gerçekleşirse eğer 2024 KPSS'den öncesine bahsettiğim gerçekleşirse zaten ben bunu hem genel tekrarlarda işte soru çözümlerinde ya da Instagram'daki paylaşımlarda dikkat çekicidir. Bundan bahsedeceğiz. Ama şu an için eğer açılmazsa biz herhangi bir şekilde nükleer üretim var demiyoruz. Türkiye'de henüz daha nükleer enerjiden elektrik üretilmedi. Şu an için. Ama sınavdan önce üretilirse muhakkak zaten soru tipi olabilir. Ondan bahsedeceğiz. Hocam niye burası? Bir, nükleer santral. Peki ikinci nükleer santralimizin nereye kurulması planlanıyor? Sinova kurulması planlanıyor. İkinci nükleer santral burada olacak diye. Üçüncü bir nükleer santral ise burada planlanıyor arkadaşlar. Yıldız Dağları kırklar eliye bağlı İğne Ada dediğimiz yerde. Şimdi hocam bu üçünün ortak özelliği neymiş ki burada reaktör kuruyor, nükleer santral kuruluyor? İki ihtimal vardır. Daha doğrusu arkadaşlar iki şeye dikkat edelim nükleer santrallerde. Bir, soğutma suyu olarak bol miktarda deniz suyu kullanılır. İşte şuralarda görmüş olduğunuz üzere deniz kenarı olması ve bol miktarda deniz suyu çekilebiliyor olması. Çünkü reaktörler aşırı ısındığında soğutmak için deniz suyu kullanılır. Boş su, gereksiz su. İkincisi ise deprem riski. Deprem riskinin çok düşük olduğu yerler tercih edilmelidir. Ve bu anlamda zaten bakınız buralar e, tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra hocam nereler yine depremselik açısından düşük dediğimizde Güneydoğu'nun güneyi. Ha şunu diyebilirsiniz hocam biz Diyarbakır'da yaşadık, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te buralarda yaşadık. Riskimiz düşük diyoruz ama e, buralarda da ciddi bir yıkıma uğradı diye düşünüyorsanız eğer arkadaşlar şöyle. Bu bahsettiğimiz alanlarda, özellikle Güneydoğu'nun güneyi sınır bölgesindeki alanlarda kendiliğinden kaynaklı büyük bir deprem meydana gelmez. Yani aslında buraları etkileyen şey Doğu Anadolu fayından kaynaklı depremin yansıtmış olduğu enerjidir ki bunlar yaşadığımız bu 6 Şubat depremleri çok çok büyük depremlerdi. Yani öyle ee, şey olabilecek bir deprem değildir. Hani buraları etkilemez ya falan diyebileceğimiz bu durum yok. İlla ki oraya etkileyecektir. Ama yine ne oldu? Yine bu bölgede bulunup da zemini sağlam olan yerlerde herhangi bir şeye olumsuzluğa yol açmadı. Ama yine zemin kötüyse, yine evler derme çatmaysa, malzemeden çalınmışsa, kolonu kesilmişse, 3 e, katı izin verilen yere 10 kat çıkılmış, 7 katı görmezden gelinmişse bunlar zaten yaşanacaktır. Burada illa orada olmanıza gerek yok olmasanız bile o kendiliğinden bir gün gelir yıkılır. Dolayısıyla da hani buralar yine kendi deprem üretemez tarzında bilirseniz daha iyi olur. Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresi özellikle birinci zaman arazisi. Burada ne vardı? Birinci zamanda kalma masif. Masifler sağlam buradaki için sağlam demiştik. Taş kömürünün olduğu yer. Sen yine Zonguldak taş kömürünü görürsen sağlam mı derse taş gibi sağlam diyeyim. Taş eli, taş kömürü bunların olduğu yeri deprem riskinin düşük olduğu göreceğiz. Ve son olarak Doğu Karadeniz kıyıları arkadaşlar. Burada özellikle Kuzey Anadolu ile aralarında büyük bir dağlık saha vardır. Ki kendisi Kuzey Anadolu dağları dediğimiz dağlar. Bunların denize bakan taraflarında bir fay hattı yoktur. Kendiliğinden büyük deprem meydana gelmez. Ama burada olan depremler haliyle oralarda etkiler mi? Etkileyebilir. Şimdi riskin düşük olduğu yerler dediklerimiz bunlar. Gelelim bir diğer deprem türümüze. Göçme çökme depremleri. Bunlar genellikle fay hatlarına bağlı oluşmayan yeraltı boşluklarının bir anda çökmesiyle, mağara tavanlarının çökmesiyle veya bir e, galeri dediğimiz maden ocaklarında açılan boşlukların çökmesiyle meydana gelen depremlerdir. Karstik arazide görebilir. Etkisi çok düşüktür. Bunlar hani hissetmezsiniz bile. Sismograflar bile zar zor algılar bunları. Riski çok düşüktür. Yani e, herhangi bir yıkıma vesaireye neden olacak deprem türü değildir. Ama bize ola ki bir soruda hani bir Türkiye haritası verip de ya hangisinde göçme çökme türü depremler görülür derse karşılık arazilerde mağaraları düşünün. O obrukları çukurları düşünün. Oralarda bu tip depremler görülebiliyor zaman zaman. Ama bunlar dediğimiz gibi asla tektoniklerle karıştırmıyoruz. En yıkıma neden olan en büyük depremler tektonik kökenli depremlerdir. Şimdi gelelim işte bahsettiğimiz noktaya. Hocam merak ettiğimiz şu 1939 Erzincan depremi vardı. Bu mu daha büyük bir depremdi? Yoksa 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler mi daha büyüktü diye. Arkadaşlar normal şartlarda aletsel büyüklük olarak bakarsanız yani sismograf dediğimiz aletin ölçmüş olduğu bugüne kadar ki en büyük deprem 7.9 hatta bazı kaynaklar 8 olarak da ölçmüştür. Erzincan depremidir. Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinde ki bizde aletsel dönem 1900'den günümüze kadardır. Öncesindeki depremler aletsel değil tarihsel depremler diye bahsedilir. Ölçüm yoktur, genelde duyum vardır. İşte önce 5. yüzyılda e, Hatay, Antakya depremi gibi. Dolayısıyla bu tip şeyler tarihsel dönem depremlerinden ziyade biz aletsel dönemi dikkat alıyoruz 1900 ve günümüz arası ve bu tarihte Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanmış en büyük depremimiz ölçülen 7.9 Erzincandır. Peki hocam? en fazla can kaybı ki maalesef diyorum ya nerede kayıtlara geçmiştir 6 Şubat 2023 depremleri ki bu dönemde yani bu tarihte biz aslında birden fazla yani çoklu deprem şoku dedikleri bir deprem değil birden fazla depremin arka arkaya geldiği ki bizim tarihimizde görülmemiştir böyle bir durum. İlk depremimiz Kahramanmaraş Pazarcık olmak üzere 4.17'de meydana gelen deprem 7.7 büyüklüğündeydi. Aynı gün Öğlen 13.24'te ise 7.6 büyüklüğünde Elbistan merkezli bir deprem yaşandı. Hatta şunu söyleyeyim arkadaşlar gece depreminden ziyade hani gündüz e, olan depremi şöyle söyleyeyim ben o gün yayın evindeydim ve öğlen 1.24'te meydana geldiğinde yayın evinde camlar titredi. Ve yani bu bir hatta bir hocayla oturuyorduk ya bir artçı deprem hani burada da mı gördü? Hayır dedi bu artçı falan değil. Çünkü bu bildiğiniz o yörede meydana gelen deprem yani o bölgeden gelen bir deprem ve bu deprem eğer ki şuradaki Ankara'da bizim bulunduğumuz yerde camlar titremişse ben bunu hissetmişsem bu dedim çok büyük bir deprem. Maalesef biz o gün ardı ardına iki büyük deprem yaşadık. Hani özellik olarak baktığımızda evet bu daha öncesine görülmedi. Yani bu herhangi bir artçı değildi bu ikisi ayrı depremlerdi. Hatta şurada gördükleriniz de daha sonrasında 6.5'luk, 6.4'lük sonra Defne depremi yaşadık. Yani o bölgede yer kabuğu öyle bir noktaya geldi ki aslında birbirini devam devam kıra kıra gitti. Normalde bir büyük deprem olur. Ardına artçı dediğimiz küçük yerleşmeler olur. Ancak burada birbirinden farklı faylar ardarda ardarda kırılarak hareket etmiş oldu. Yaklaşık 10 metreye varan kaymalar da var bu bölgede. Yani bir düşünsenize şu bölgenin 10 metreye kadar yer değiştirdiğini inanılmaz bir enerji açığa çıkması ve bunun üzerinde tabii diyorum ya çok çok sağlam bir zeminde çok iyi yapı tekniğiyle yapılmış binalar ayakta kalabilir. Onun haricinde zaten hani birçok gördüğümüz maalesef o tip binalar yaşı eskimiş veya kolonu kesilmiş veya malzemeden çalınmış binaların zaten böyle bir depremde ayakta kalması mümkün değildi. Ki ben daha önceki derslerde de dinleyen arkadaşlar hatırlarlar. Bir büyük Antakya depreminden bahsetmiştim milattan önce. Mesela yani 500 milattan sonra 500. yıllara denk gelir. Yani 1500 yıldır bu bölgede deprem olmuyordu ve bir önceki videolarda şunu söyledim. Bakın Doğu Anadolu fayı çok tehlikeli bir fay. Kuzey Anadolu fayı en tehlikeli ama Doğu Anadolu fayı da inanılmaz tehlikelidir. Burada Uzun zamandır deprem görülmüyor. Bakın çok büyük deprem üretir burası. Zaten sınırına gelmiş idi burada bu depremlerin yaşanacağı biliniyor idi. Ha dersiniz hocam bu kadar büyük arka arkaya ve bu kadar bölgeyi etkileyebilecek 11 ile yayılmış bir vaziyette bir yıkama neden olacak bir çapta mıydı beklenen şey? Ha büyük olduğu düşünülüyordu ama tecrübe edilmemişti. Ama şu biliniyordu. Antakya dediğimiz yer arkadaşlar Hatay'ın merkezi milattan sonra 500. yıldaki depremde dünyanın en büyük üçüncü şehri iken nüfusunun yarısını yaklaşık 500 bin nüfuslu bir kent 250 bin kişiyi bu depremde kaybetmiş idi. Ve maalesef ki döndük dolaştık aradan 1500 yıl geçti. Ama değişen yine bir şey olmadı. Ha şunu diyemeyeceğiz biz. Ya bu bölgelerin evet fayatları var. Bu faylar belli zamanda bu enerjileri biriktirip tekrar tekrar üretiyorlar. E bu doğada olacak bir şey. Bu işin kaderinde böyle. Yani şu da var. Niye aynı oranda orada bulunan tamamen tüm binalar yıkmadı ve herkes niye etkilenmedi? Nereler yıkıldı? Özellikle Antakya'da Asi Nehri'nin çevresinde bulunan zaten alüvyal dolgu dediğimiz hiç yerleşilmemesi gereken ne kadar alan varsa oradaki binalar maalesef yıkıldı. Ya da Maraş Ovası'nda, Elbistan Ovası'nda, Afşin Ovası'nda ovalık olan yerlerde Bunlar yıkıldı. Zemini sağlam olan dediğimiz gibi ya da yapı tekniğine uygun olarak yapılmış binalarda biz bunları görmedik. Ha şunu diyebilirsiniz hocam biz izledik baktık bazı binalar gerçekten yeni yapılmış rezidans tarzında. Arkadaşlar muhakkak bir şeyinden çalınmıştır. Yani durduk yere bir binanın evet çok büyük deprem olsa da yıkılması açısından gerçekten bir yerde bir ihmal olması gerekir. Yani bu depremde maalesef yaşadığımız 50 bin şu ana kadar bildiğimiz rakam olarak sonrasına dair hiçbir şey açıklanmadı bilmiyoruz. E, hala bulunamayan insanlar da var. Bugün beni dinleyen arkadaşlardan o bölgede olup bu depremden etkilenen arkadaşlarımız var. Geçmiş olsun tekrardan. Hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet dileriz. Yakınlarına başsağlığı dileriz. Sizlere de büyük geçmiş olsun. İnşallah diyoruz ya bir daha yaşanmaz. Bu şekilde hani bu depremler olacak da hocam. Biz bu şekilde kahr e, kahrolduğumuz yine bu depremleri e, yaşamayız. Bu şekilde yaşamayız temennimiz de o yönde. Ama dediğim gibi ha bundan sonra aslında ders alınmış mıdır? Bundan sonra meydana gelecek ki sadece burada bile bitmiyor. Bunun devamı da var. E, oralarda da yine beklenen depremlerimiz var. Bunlar açısından ne yapılacağı önemlidir. Ama dediğim gibi hani neye dikkat edeceğiz? Özellikle bu Tektonik kökenli deprem dediklerimiz bulunduğumuz coğrafyada zaten milyonlarca yıl boyunca kıtaların bizi sıkıştırıyor olması. Bu depremlerin milyonlarca yıl boyunca görüldüğü ve bunlar sonrasında da zaten görüleceğini işaret ediyor. O zaman bizim buradaki noktamız şiddetimizi artıran neydi? Tamamen insan hatası idi. Bu şekilde biliyoruz maalesef acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Yer kabuğu içindeki kırılmalar sonucunda ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılmasına deprem adı verilir. Depremlerin yıkılıcılığı üzerinde doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır. Şimdi hocam o doğal faktörler ya da beşeri faktörler değil mi? Ya doğallık şundan kaynaklıdır. Yani fay hattınız ne kadar büyük, uzunluk önemlidir orada. Bir fay ne kadar uzunsa o kadar büyük deprem meydana getirir. Bir fay sayıca ne kadar fazlaysa sıklık olarak fazla deprem meydana getirir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de meydana gelen depremlerin yıkıcı etkisi üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri değildir. Yani tamamen insan hatası arıyoruz. Depremin süresi doğaldır arkadaşlar. Yani şöyle e, örneğin dedik ya 7.7 büyüklüğündeki yaşanan o deprem örneğin e, 1 dakikanın üzerinde değil de 10 saniye sürseydi daha az yıkıcılığa sahip olurdu. Yani deprem süresi uzadıkça da e, bu yıkıcılık tabi o e, şeylerin de binaların frekans dediğimiz dalgaların tutup da rezonansa girmesi ve yıkılma süresi doğrudan etkilemektedir. Tarihte bazı depremler vardır ki mesela Alaska depremleri gibi 6 dakika süren depremler olabiliyor. Depremin süresi doğaldır. Yapılarda kullanılan malzeme kalitesi. Heh, burada doğallıkla alakası olmayan tamamen beşeri bir hatanın olduğu dayanıklılık dayanıksızlık meselesidir. Depremin magnitütü, magnitüt dediğimiz arkadaşlar o sismograf aletinin ölçüm değeri vardı ya yani büyüklük dediğimize denk gelir. Biz bunu magnitüt olarak ifade ederiz. Odak noktasının derinliği yani depremin yer altında ne kadar derinde meydana geldiği e, bunlar oldukça yıkıcılık üzerinde önemlidir. Mesela Japonya depremleri yaklaşık 700 km derinde meydana gelir. Şu düşünüyor hocam 700 km meydan, derinlikte olan bir deprem yukarıda niye bu kadar büyük bir sarsıntıya vesaire yol açıyor? Orada... Orada kıta sınırları vardır arkadaşlar. Okyanus orada Asya'nın altına dalıyor. Yani oradaki durum değişik bir durum. Bize pek benzemeyen oradaki deprem tipleridir. Bizdekiler daha farklıdır. Ha şu söylendi ya mesela o doğrudur. Kara üzerinde başka bir örneği yoktur. Yani denizlerde o okyanus kenarlarında meydana gelebilir o tip depremler. Orada anlayışla hani şey yapısı böyle gereği diye anlaşılabilir. Neler? Çoklu depremler. Ama kara üzerinde ee, bu kadar çoklu deprem yani aradan 9 saat içerisinde iki büyük aynı anda deprem kara üzerinde görülmemiştir. En azından aletsel dönemde bunun örneği yok. Zeminin jeolojik yapısı dolgu zemin mi yoksa sağlam kayaçlardan mı oluşuyor? Bunlar yine doğal iken Burada tamamen neyden bahsediyoruz? Yapılarda kullanılan malzeme, deprem konusundaki bilinç, ne kadar çalışma yapıldı, binaların ne kadar dayanıklı hale getirildiği bunlar otomatik beşeri e, meselelerdir. Dolayısıyla deprem büyüklüğünü artıran beşeri konudur. Aşağıda Türkiye'de de yer alan bazı alanlar numaralarda gösterilmiştir. Haritadaki numaralarını gösterilen alanlardan hangisinde? Tektonik deprem riski diğerlerinden daha azdır. Tektonik deprem az diyorsa fay hatlarını çizecektik. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Fay hatlarını çizerken ne demiştik? Van Gölü'nü bul. Batısına bir nokta koy. Şimdi Van Gölü'nü şöyle şunu değiştireyim de. Rengimizden dolayı. ha Şimdi Van Gölü'nü bul. Batısına bir nokta koy. Şuraya koydum. Bir de Hatay'ın bu uca nokta koy demiştik. İkisini birleştiren bir yay çiz. İşte bu bizim Doğu Anadolu fayımızdı. Sonra demiştik. Çanakkale Saros'u bul. Şu ucu. Sonra bu ikisini birleştiren bir yay çiz. Bu da bizim Kaftı Kuzey Anadolu fayımız. Sonra da Egeyi yukarıdan aşağıya kır demiştik. Bu da bizim Baf dediğimiz hattı. Eğer ki siz tektonik deprem görülür ya da görülmez gibi bir şey sorulursa, ne yapacağız? Bu fay hatlarına denk geliyor mu gelmiyor mu bakacağız? Kim denk gelmedi? 3 numaralı Taşeli. Zaten nasıl bir yer diye sorarsa bize ne diyorduk? Taş gibi sağlam bir yer olarak biliyorduk burayı. Evet, Heh. şeyimiz buraya geçmiş. Şöyle aldım kendisini. Depremden sonrasında bileceğimiz ikinci konu arkadaşlar. Tsunami konusu. Bu bazen şöyle şeyler oluyor arkadaşlar. Ben bu konuyu anlattığımda vesaire de Aa hocam bizde tsunami mi görülüyor? Yıllarca şöyle anlatıldı değil mi size de? O yüzden biz şaşırıyoruz. Türkiye'nin okyanusa kıyısı yoktur. O yüzden Türkiye'de tsunami görülmez. Hep böyle anlatıldı değil mi? Bu yanlış arkadaşlar. Tamamen iptal ediyoruz bu bilgiyi. Bakınız şu harita benim akademik kaynaklardan oluşturduğum, çizdiğim bir harita. Ve... Ne diyor? Tsunami izleri bulunan kıyılar. Yani bugüne kadar tsunami gözlemlenen yerlerin haritası. Nerelerde oluşmuş bu tsunamiler? Onlara bakacağız. Öncelikle şunu zaten size söyleyeyim. En yüksek riskimizin olduğu yere dikkat edin. Marmara Denizi ve kıyıları. Burada özellikle su altında meydana gelen deniz altı deprem ve heylanları dediğimiz bir konu vardır ki büyük oranda bu Marmara Denizi'de gerçekleşir. Şimdi yine ben başlayacağım yine anlatacağım ama Gene şunu diyeceksiniz. Engin Hoca yine şom ağzını açtı. Ne zaman bu konuları bu şekilde anlatsa. Arkadaşlar bu bir bilim. Bunun daha öncesinden test edilmiş. Bundan sonrasında yapısı belli, mekanizması belli. Ve olacağı günü bekliyor. Biz büyük bir Marmara depremi bekliyoruz değil mi? Bunu da hep anlatıyorum. Büyük Marmara depremi için şu denildi. 1999'da 17 Ağustos Kocaeli depremi. 12 Kasım Düzce depremleri yaşandı 99'da. Bunlar yaşandığında denilen şuydu. Normalde kırılan bölge burası oldu denildi ve şurası hala kırılmadı denildi. Bugün İstanbul Silivri açıkları dediğimiz yerde bir adaların, büyük adanın, Heybelada, Kınalada'nın olduğu yerde bir fay var. Bir de Silivri açıkları dediğimiz bugün İstanbul'un Avrupa yakasının güney kıyılarında büyük çekmece, küçük çekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Bakırköy ve Silivri çevresi Tekirdağ, Çorlu'ya doğru uzanan bir kesim. Burada bir fay var. Bu fay 99 depreminde bazı bilim insanlarının görüşüne göre 99 depreminde devam etti ve çok etkisiz bir şekilde kırıldı. Ama ekseri bilim adamlarının gözlemlerine, izlemlerine göre de bu fay henüz daha kırılmadı. Peki ne olacak o fay kırıldığında dediğimizde? 99'da verilen ömür şuydu. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde bu fay kırılacak. E şimdi bakıyoruz 99 yılından e 30 yılı koyduğunuzda. Şu an bakın 2023 yılındayız. 24 yıl geçmiş. Bu ne demek? Son 5-6 yılını yani öngörülen sürenin son 5-6 yılını. Ha artı eksi 10 yıl sarkar veya daha öne çekilebilir. En olmasını istemediğimiz nokta. Peki ne olacak hocam? Buradaki fay kırılacak. Buranın özelliği şu. Tsunami'ye nasıl geliyoruz? Hem deprem konusunu hem de tsunami'sini konuşalım. Arkadaşlar bu Silivri açıkları dediğimiz yerde Marmara Denizi'nin altında yaklaşık 1000 metre yüksekliğinde tepeler var. Bu tepeler killi kayaçlardan oluşan bir tepe. Yani mesele şöyle olacak. Buradaki fay kırıldıktan sonrasında o tepedeki killi yapı Marmara Denizi'nin içine doğru bir heylana neden olacak. Bu heylan bin metrelik tepeler deniz içerisine döküldüğünde, zemine doğru yığıldığında orada bir dalgalanma meydana getirecek. Ve bu dalgalar boyu yaklaşık 4-5 metre yüksekliğe varan tsunami dediğimiz tsunami'ler oluşturacak. Yani şu bölgede ciddi manada bir tsunami riski vardır. Yani hem İstanbul depreminden kaynaklı yaşayacağımız büyük bir sıkıntı var. Aynı zamanda da bir tsunami. Yıllarca hani buranın tsunami'si olacak vesaire dedik. Yavaş yavaş neler olmaya başladı biliyor musunuz? İstanbul'da özellikle bahsettiğimiz yerler nerelermiş bunlar? Özellikle hani Beylikdüzü, Esenyurt, o taraflardan belki de dinleyenler vardı. Daha sahil sahil kesimine doğru İstanbul işte Atatürk Havalimanı'nın olduğu yerler, Yeşilköy çevresi, Bakırköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, özellikle Avcılar çevresi. Zaten bu tsunamiden dolayı şunlar var. Bazen yollara dikkat edin. Tsunami kaçış tabelaları oralara dikildi. Yani tsunami yönünün ne tarafına doğru kaçacaksın diye deniz tarafından geldiğinde haliyle daha yüksek bölgelere kaçmak üzere kaçış rotaları oluşturuldu. Onların tabelalar dikildi. Çünkü bunlar bir beklenti. E, öbür tarafta da görüyorsunuz beklentiydi. Maalesef acı bir şekilde gerçekleşti. Burada da yine her zaman bir beklenti vardır. Çünkü bu bizim zaten dediğimiz gibi doğanın gerçeği. Bunun afete dönüşüp dönüşmeyeceği senin elinde. Senin dediğimde kim olduğunu biliyorsunuz. Ee, olması gerekenlerin, önlem alması gerekenler, bununla ilgili çalışması yapması gerekenler de bellidir. Ha bu noktada bakın Tsunamiler bizde daha öncesinde tarihsel dönemde görülmüş. Osmanlı döneminde de bunun kayıtları vardır arkadaşlar. Yani e, özellikle... 1800'lü yıllardan kayıtlar var, 1700'lerden var, 1500'lerden var. Buralarda hep anlatılmış. Aslında anlatılan, tarif eden şey denizin kabardığı ve genelde kıyıdaki yalıları su bastığı söylenir. Hatta şöyle soranlar oluyor bazen. Hocam İzmit depreminde de hani benzer bir şekilde şey görülmüştü. Ee, orada da denizin içerisine evler girmişti diye arkadaşlar orada kıyı çöktü. Yani 99 Kocaeli depreminde şey olmadı. Tsunami olmadı. Orada kıyı tamamen çöküp denizin içine girdi. Ya da şurada da mesela bu 6 Şubat depremlerinde İskenderun'da hatta hatırlarsınız Antalya, Antalya'da tsunami uyarısı verilmişti. Sonradan valilik onu çekti. Rutin bu uygulama. AFAD benzer durumlarda rutin bir şekilde alarm verdiği için böyle bir şey dediklediler. Şimdi ne olması lazım oradaki dediğimiz gibi? ikisinin mekanizması farklıdır. Yani bu 6 Şubat depremleri ve 99 depremlerinde tsunami olmazdı zaten. Çünkü onların oluşum yapısı ve mekanizması tsunami meydana getirebilecek bir yapı değildi. Ama şurada beklenen Marmara depreminde tsunami görülebilir. Aynı zamanda nerede gördük biz arkadaşlar? İzmir depreminde. İzmir depreminde Seferihisar'da tsunami oldu. Hatta Türkiye'de kayıtlara geçen tsunamiden ölen ilk insan bile var. Bir tane teyzeydi. Hatırlayın Seferihisar'da bir teyze şimdiye kadar tsunamiden ölen tek kişidir. Yani kayıtlara geçmiş olan Türkiye'deki tek kişidir. Onun haricinde zaten eski dönemlerde yaşadığımız için biz bunları sanki yokmuş gibi düşünüyoruz. Hayır yok diyemiyoruz. Bunlar görülecek. Peki risk olarak baktığımda nereler? Zaten Marmara Denizi şunu bir türlü oturtamadığım şey. Marmara Denizi çevresini zaten direkt alıyoruz. Tsunami açısından çok riskli görüyoruz. İzmir körfezi ve çevresi İzmir bu anlamda tsunami tehlikesi olan bir yerdir. Fethiye Körfezi ve çevresi şurada görmüş olduğunuz yapı ve İskenderun Körfezi arkadaşlar. Buralar Tsunami'nin daha öncesinde de görüldüğü ve eğer ki benzer mekanizmaya bağlı deprem olursa onlar daha hani dediğim gibi düşük ihtimalli depremlerdir. Bunlar da meydana gelecek yerler. Bakın şuralara dikkate alın. İskenderun Körfezi, Fethiye Körfezi, İzmir Körfezi ve Marmara Denizi'nin tamamı gibi düşünebilirsiniz. En yüksek tsunami riski olan yerler. Bir diğer konumuz arkadaşlar heylan konusu. Sıklıkla karşılaştığımız bir afettir. Hatta bizde en çok görülen afettir. Şöyle düşünüyor hocam deprem daha çok değil mi bizde diye. Arkadaşlar deprem sayıca evet gün içerisinde de yüzlerce deprem oluyor. Bizim hissetmediğimiz her gün bakın kandilliye ya da afata gün içerisinde size 200-300 tane deprem sayar. Ama bu depremlerin sık bir şekilde meydana geliyor olması illa afete dönüştü anlamına gelmez. Bu yüzden de afete dönüşebilenler içerisinde en sık gördüğümüz heylandır. Ama maalesef ki can kaybı olarak sorulduğunda en çok can kaybına neden olan kim? Maalesef deprem. Burada heylanla ilgili en çok görüldüğü bölge Karadeniz bölgesidir. İkinci sırada da Doğu Anadolu'dur. Dikkate almamazlık yapmayın. Bakın ÖSYM sorularında hepimizin algısı evet heylan Karadeniz, heylan Karadeniz diye bildiğimiz bir algıdır. Ama şunu unutmayın ki Doğu Anadolu bölgesinin dağlık sahalarında da dikkat edin. Orada da yoğun bir şekilde görülüyor. Yani bir tane numarayı Karadeniz'den bir tane numarayı da Doğu Anadolu'dan verirse şaşırma. İkisinde de heylanı al. Ama tek bir numara var. Bir yer seçmem gerekiyor. En fazla hangisinde diye sorulmuşsa o zaman Karadeniz'den olan bir yer benim daha çok dikkatimi çeker. Tabi neye denk gelmesin? Deltalara falan denk gelmesin. Ona da dikkat edin. Deltovaların olduğu yerlerde heylan falan düşünmeyiz. Peki ne hocam bu heylan dediğimiz? Özellikle eğimli bir yamaçta. Bol yağış veya kar ile gelen bir suya doygunluk vardır. Eğer ki toprakta kirli toprak ise o zaman heylan meydana gelir. Heylan bizde bir şeyle çok fazla karıştırılır. Özellikle bizim coğrafyacılar da bazen karıştırırlar bunu. Şöyle anlatırlar. Toprak kayması diye. Ya toprak kayması farklı bir konudur. Heylan farklı bir konudur. Hocam nasıl bir şeydir bu ikisinin farklılığı dediğiniz ne? Şöyle düşünün. Bulunduğunuz ilde eğimli bir arazi düşünün. Bir mahalle, eğimli bir mahalle. Bu mahallede işte bir boş parsel kalmış arsa. Orada kepçe, orada hafriyat alıyor. Oraya bir bina yapılacak. Yukarıdaki binalarda ki hepimizin aşağı yukarı böyledir oturduğumuz yerler. Binanın da temel duvarları görülür. Sonra denir ki Aa bir dakika burada bir toprak kayması meydana gelebilir. Hemen bir istinat duvarı yapalım denilir. Oraya önce kalıp çakılır, beton atılır. Orada bir duvar yapılır sonra o bina yapılır. İşte orada önlemeye çalıştığımız yer işte bir bina iki bina büyüklüğündeki bir yerden toprak aldığınızda kayma olabilir dediğimiz nokta toprak kaymasıdır. Peki hocam o bulunduğunuz mahalle o bulunduğunuz ilçe komple alttan kopmuş ve tepe aşağı iniyorsa işte bunun adı heylandır. Heylanla toprak karıştırmasını bu anlamda karıştırmıyoruz. Toprak kaymaları bir nebze önlenebilir. Önleyici duvarlar önüne yapılabilir, setler çekilebilir, teller takılabilir. Bir şekilde toprak ya da kaya düşmesi dediğimiz olayları önleyebilirsiniz. Ama heyelan dediğiniz olayı önleyemezsiniz. Çünkü bulunduğumuz arazi çok eğimli. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimler için. Arazi çok eğimli. Bu eğimli arazide toprak yapısı killi toprak. Kil şöyle bir özelliğe sahiptir. İçerisine suyu aldığında şişer, kayganlaşır ve yukarıdan aşağı kayar gider. Derim kil maskesi yapmışlığım vardır. Kil maskesi yaptıktan sonrasında yıkamaya bir başla bakalım. Onu arıtacağım diye neler çekiyorsun değil mi? Yapış yapış vıcık vıcık bir şey oluyor. Sürekli kayganlaşıp akıyor. İşte Karadeniz toprağı bahsettiğimiz o kirli topraktır. Kar erimeleri veya bol yağışla birlikte bu toprak suya doygun hale geldiğinde ki ilkbahar aylarında en fazla kar erimesi ve yağışla birlikte bu suya doygun hale gelir ve orada çamur olup o tepe akıp aşağı iner. Bildiğin dağ kopup aşağı iniyor. Bunu tutamazsınız. O zaman ne yapacağız hocam? Heylan önlenemeyen bir afet diyebiliyoruz. Peki ben önleyemiyorsam ne yaparım? Eğer yapılacak bir şey ki orada bir yerleşme varsa oradan taşımak gerekir. Ama biz diyorum ya toprak kayması dediğimiz öyle bir işte yol yapımı esnasında bir tane araziden efendim 3-5 tane toprak kaya yuvarlanacak gibi olmuş oraya bir duvar örmüşün. Bu toprak kayması heylan değil. Heylanlar, gerçek heylanlar dediklerimiz tamamen dağların, tepelerin kopup da aşağı inmesi, kökünden kopup sıyrılması. İşte bunu önleyemiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey topuklamaktır, kaçmaktır. Ya oralara yerleşime hiç açmıyoruz, imar vermiyoruz, izin vermiyoruz ya da mevcut yerleşme varsa riskin düşük olduğu yerleri tespit edip oraya taşıyoruz. Bakın bir soru da şunu söylerse sakın dikkate almayın. Hep yapılanlardan bir tanesidir bu da belki denk gelebilirsiniz. Der ki, efendim bizde işte afetler konusundaki eksiklerimizde ya da afete uğrama noktamızda şöyle bir şey var. Biz de henüz daha afet bölgelerini tespit edemedik. Öyle bir şey yok. Türkiye'de hangi afetin nerede görüleceği, hangi dönemde, hangi şartlar altında onun oluşacağı gayet biliniyor. Yani bir soru sana dersek henüz daha hayatlarını tespit etmediğimiz için biz buna maruz kalıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Biliyoruz. Ya da derse ki sana heylan risk alanları henüz tam anlaşılamadığı için orada heylan oluyor. Biz daha sonradan fark ediyoruz burası heylan. Öyle bir şey yok. Çığda da, selde de, taşkında da, efendim heylanda da ya da depremde de her şey gayet bal gibi biliniyor. Böyle bir şey görürseniz dikkate almayın bilinmiyor falan diye. Deniz altında meydana gelen depremler ve veya tetiklediği heylanlar tsunami'ye neden olmaktadır. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış kıyılardan hangisinde Jeolojik yapı dikkate alındığında tsunami riski diğerlerinden azdır. O zaman fazla olan yerler ne diye ifade etmiştik? İskenderun Körfezi çevresi, bu vardı. Fethiye Körfezi çevresi, İzmir çevresi ve Marmara Denizi'nin tamamında risk yüksek iken Karadeniz'e görürseniz arkadaşlar riski düşük değil. Çünkü genellikle bu tsunaminin vurduğu yerler körfezlerdir. Büyük girintiler. E şimdi Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyı çizgisi sade olduğu için körfez mi vardı? Yoktu. Karadeniz'den bir tane bile körfez sayamamıştık. O zaman körfezin olmadığı yerde tsunami de olmaz diye de yorumlayabilirsiniz. Hep bulunduğu yerler olduğu yerler körfezlerdir. Ona dikkat ediniz. Türkiye'de heylanların risk alanlarına bakıldığında Karadeniz başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Akdeniz'in dağlık sahalarında da yer almaktadır. Ama birinci sıra yine Karadeniz'dir. İki Doğu Anadolu'dur. Öyle bakın. Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde oluşturulacak bir eylem afet bölgesi içerisine yer almaz. Bakıyorum. Artvin Karadeniz'den, Giresun Karadeniz'den otomatik aldım. Çorum Orta Karadeniz olmakla birlikte yine Karadeniz'den. Çorum'un da eğimli engebeli taraflarında arkadaşlar. Çorum biraz böyle İç Anadolu'yu andırıyor değil mi? Sanki Çorum deyince İç Anadolu akla geliyor düzlük ve... Hayır. Çorum bir Karadeniz ilidir. Dolayısıyla da bu e, afetler konusu, heyelan konusunda da sıklıkla meydana gelmektedir. Tunceli Doğu Anadolu'dan dağlık bir sah olduğu için bu diye devreye girer. Hocam peki Iğdır? Iğdır arkadaşlar tamamen bir ova. Bakınız Iğdır'da şu ova bin metre aşağıda bir ova. Bunun olduğu yeri şöyle düşünebilirsiniz. Iğdır deyince hocam nasıl bir yerle ben eşleştireyim? Hani sorularda Doğu Anadolu algısından kurtulmak için... Dağlık, engebeli, işte çığ, heylan bunlardan kurtulmak için nasıl bir şey düşüneyim derseniz arkadaşlar Iğdır'la Konya gibi aklınıza tutun. Iğdır'la Konya'yı birleştirin. Ne açıdan? Hocam ikisinde yükseltisi yaklaşık olarak aynıdır. İkisinde de inanılmaz bir kuraklık, inanılmaz bir yağış azlığı vardır. İkisinde de yer şekilleri dümdüz. Her yer dümdüz bir şekildedir. Dolayısıyla benzeştirdiği noktalar bu olsun. O zaman ne olmaz? Bu düz olan yerde, kurak olan yerde sen işte seldir, taşkındır, heylandır, çığdır bunun gibi şeyler göremezsiniz. Dağlık engebeli arazi değil. Buna dikkat edin. Iğdır'ı hep Konya gibi bir yer olarak eşleştirin zihninizde. O zaman ne oldu? Kimde afet bölgesinde yer almaz? Iğdır bunlar içerisinde yer almaz. Ha Çorum'u da göstereyim. Merak edenler varsa arkadaşlar bakınız. Şurada görmüş olduğunuz yerde de Çorum yer alıyor. Ve bakın Çorum'un bazı yerleri ciddi manada yüksek riske sahip alanlar içerisine yer alır. Tunceli burada. Biraz önceki illerimizden. Bakın Artvin burada, Giresun burada ama Iğdır burada. Baktığım zaman Iğdır'da hiç kırmızılık var mı? Yok. İşte o zaman burada risk oldukça düşük. Peki Konya'ya bakıyorum, kırmızılık var mı? Yok. Benziyorlar mı? Benziyorlar. Hep eşleştirmeniz bu şekilde olsun. Bir diğer afetimiz sel ve taşkın dediğimiz afetler. Bunlar da sıklıkla maruz kaldığımız bir afet arkadaşlar. Sel ve taşkınlar. İkisini şöyle bakacağız. Sel nedir hocam? Sel şu. Ani sağanak yağışla birlikte birdenbire kuru bile olsa bir derenin harekete geçmesi. Burada ani sağanak yağış var. Birdenbire harekete geçen deli gibi çağlayan sular var. Ani karerimeler olabilir, ani yağışlar olabilir bunları tetikler. Taşkın ise özellikle eğimin az olduğu yerlerde ani su kabarmaları sebebiyle etrafı suyun basmasıdır. Biraz ikisinin mekanizması biraz birbirinden farklı ama hep sel taşkın afeti diye. Hani bir yerde sel gelir devamında zaten eğim azalmışsa orada da taşkına dönüşür şeklinde biliyoruz. Biz arkadaşlar sel olaylarını en fazla Karadeniz'de görüyoruz. Karadeniz'deki derelere dikkat edin. Zaten çok engebeli dağlık bir arazi. O derelerin yatakları çok dar. En ufak bir sağanak yağışla birlikte derenin yatağını dolduran, son sürat aşağı inen ve inanılmaz hare hızlı hareket eden suları görüyoruz. İşte buna sellenme diyoruz. Dolayısıyla Karadeniz'de sel afetini çok fazla yaşıyoruz. Peki hocam taşkın dediğimiz afette eğimin az olduğu, bol yağışın olduğu yerlerde kimler taşkın yapıyorlar? Bir, ne demiştik? Meriç. Sıklıkla taşkın yapar. Bulgaristan baraj kapaklarını apansız açar ve bizim Edirne'yi su basar. Orada bulunan Ergene Nehri, orada bulunan Tunca Nehri. Bunlar Ergene ve Tunca Meriç'in kolları. Hepsi eğimin az olduğu bir yerde. Ani yağışlarla birlikte veya baraj kapakları açıldığında sular yükseldiğinde otomatik taşkın yapıyor. Meriç'in azgın suyu aramıza girdi. Babuba. Hatırladın mı orayı? Oradan hatırla. Asi zaten Hatay'da bulunan Asi'nin taşkınlık yaptığını Suriye'den girip taştığını biliyoruz. Ki zaten bakın yine aynı konuya geliyoruz. Ciddi manada şunları ben çok zaten hani konumda olduğu için, alanımda olduğu için o konuyu da çok inceledim. Sonrasında çok şey okudum, çok şey dizledim. Bu 6 Şubat depremlerinde Asi Nehri'nin kenarında insanlar şundan bahsediyor. Neyden bahsediyor? Nehrin kenarında olup da boğulma tehlikesi geçirdiklerinden. Çünkü bu büyüklükteki depremler arkadaşlar yataklarını bile değiştirir. Akarsuları yataklarından taşırır. İşte burada da Asi'nin bulunduğu yerde Eymaz olduğu için orada Asi yatağından taştı. İnsanların evinin olduğu yerde o köylü kırsal kesimlerde hemen dere yatağı içerisinde evi bildiğin nehre kaydırmış nehir içerisinde boğulma tehlikesi geçirmişler. Böyle durumlarda yaşanabiliyor. Gediz Ege bölgesinde yine eğimin az olduğu Graben sahalarında ha derse yine size küçük Menderes, büyük Menderes Graben dediğimiz düzlük varsa oradakilerin de taşabileceğini düşünelim. Peki ne yapılabilir hocam? Sel taşkın işte mesela heyelanı önleyemiyoruz. Depremi de önleyemezsin. Tsunami'yi önleyemezsin en azından etkilerini en aza indirebilirsin deriz ama sel taşkında önleyici bir şeyler yapabiliyoruz. Bunlardan biri ağaçlandırma. Bakın sadece ağaçlandırma değil, bitkilendirme, orayı yeşillendirme gibi de düşünebilirsiniz. Bir yerdeki bitki aynı sünger gibidir. Etrafa doğru taşan eden giden bir su varsa, taşkınlarda özellikle bitki kökleriyle sünger gibi suyu toprağın alt katlarına sızdırır, etraftan suyu tamamen temizler. O yüzden ağaçlandırma önemlidir. Erken uyarı özellikle sellerde ve taşkınlarda erken uyarı oldukça önemli bir konu. Siz şunu biliyorsunuz, meteoroloji sizi uyarıyor. Diyor ki ani sağanak yağışla birlikte metrekareye şu kadar yağış düşecek. Bu da büyük bir sele ve taşkına neden olabilir. Alçak yerlerde oturanlar dikkatli olsun ve yüksek yerlere çıksınlar. Erken uyarı bu anlamda en azından bunu önceden bilebiliyoruz. Diğer afetlerde önceden tespit edemiyorsunuz. Akarsu yataklarla ilgili ciddi sıkıntılarımız var arkadaşlar. Bizdeki en büyük maruz kaldığımız sel taşkın olaylarında akarsu yataklarıyla uğraşmaktan kaynaklı bir problemimiz var. Bir, bu yataklar ıslah edilmeli diyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Akarsu yatakları temizlenmelidir. Bizde derelerin içerisi resmen çöplük muamelesi görür. Derelerin içerisine atılır. Araba lastikleri vardır, plastik şişeler vardır, halı, yorgan, kilim, döşek neler çıkar neler onun içerisine. Aklı hayale gelmeyecek malzeme çıkar. Ağaç dalları, yapraklar, çamur, balçı, kanalizasyon hepsi o derelerin içerisindedir. Bir yerden sonrasında oranın zaman zaman kepçe ile birlikte o yataktan o pisliklerin alınıp derenin önü açılmalıdır. Yataklar temizlenmeli. Yataklar daraltılmamalıdır ki en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi. Bakınız. Normalde bir akarsuyun taşkın alanı vardır ve taşkın alanı şu şekilde ifade edilir. Biz coğrafya olarak biliyoruz bunları. Ben biliyorum. Normalde olması gereken şudur. Bir akarsuyun aktığı yerde arkadaşlar yaklaşık olarak 200 metre kadar sağına ve 200 metre kadar soluna yanaşmayacaksın. Yani yaklaşık olarak akarsuyun büyüklüğüne göre de değişir ama en küçüğünü bile düşünsem 400 metre genişliğinde bir alanı tamamen boş bırakmam gerekiyor. Hiçbir şekilde buraya yapıya izin verilmemesi gerekiyor. Eğer ki bu akarsuyun yatak alanının yukarısına doğru artık o seki basamaklar oluşup da biraz yükselti artmaya başlarsa yerleşmeler buralara izin verilmelidir. Buralar sadece tarım amaçlıdır. Buraya gelir tarlanı eker biçersin. Burada oturmazsın. E şeylere bakıyoruz. Bütün geçmiş medeniyetlere bakıyoruz. Hepsi tepelerde kurulmuş. Ben bütün medeniyetlere baksana. Hangisi böyle çukurda ovanın ortasında? Nerede kurulan var? Hepsi tepelik. Öbür kültürlü kurulmayanlar da zaten yok oldu. Efesi Milleti kurmamışlar tepeye. E akarsu taşkın alanına kurmuşlar. Yok oldu gittiler. Bak o medeniyetler yok. Tepede yapacaksın yerleşmeyi. Ovanın içerisinde ya da taşkın alanı dediğimiz sahada yerleşme kurmayacaksın. Buralarda yatağı daraltmayacaksın. Biz ne yapıyoruz? Akarsu normalde bu 400 metrelik yerde akıyor ya. Orada sallanıyor sallanıyor bir şekilde gidiyor. Biz diyoruz ki hayır sana şuraya duvar ördüm. Sen diyorsun 10 metre içerisinde akman gerekiyor. Adam diyor ki 400 dakika, hayır 10 akacaksın. E peki bir de bunu beton duvarlar ya da taş duvarlarla kapatıyorsun etrafını. Sızma da yok etrafa. Ne olacak ani yağışla birlikte bol su geldiğinde? Bu arkadaş oradaki yatağına sığamadığında, su bir yere sızamadığında ne yapar? Buraları kırar ve daha şiddetli bir şekilde gelir sizi vurur. Bunlardan uzak duracağız. Dere yataklarının üzeri kapatılmamalıdır. Ankara'da çok fazla yapılmıştır arkadaşlar. Ankara'ya dikkat edin sürekli sel basar Ankara'yı. Her sene Ankara'dan sel haberi duyarsınız. Daha bu sene yaşadık. Değil mi Ankara'da haberlerde izlemediniz mi? Bir tane binanın önce camına vesaireye doldurdu suyu sonra balkondan dere akmaya başladı. İşte orası bildiğimiz yerler. Şentepe dediğimiz yerdir orası. Ve Şentepe'nin her tarafında adı üstüne tepelik olduğu için Ankara çayına doğru hareket eden dereler vardır. Sen götürmüşün binayı tam da derenin geçtiği yerin üzerine yapmışın. Ve o dere Şimdi kuru gibi görünse de yağışlı bir dönemde yatağını bulmak üzere geldi. Apartmanın kapısından girdi su. Çünkü önü derenin gittiği yer. Sen oraya apartman yapmışsın. Apartman kapısını kırdı. Gitti bir tane dairenin ziline bastı. Açan olmadı. İçeriye kırdı kapıyı girdi. Önce evin dairenin içine doldu. Sonra balkonundan sular fırlayarak koltuğu kanepeyi alıp götürerek o dere yatağını buldu ve yoluna devam etti. Ve oralarda işte ne yapıyoruz? Bak işte bu Yatakları kapatmamamız gerektiğini, dere yataklarından uzak durması gerektiğini, oraların imara açılmaması gerektiğini gayet net bir şekilde ne yapmış oluyoruz? Anlamış da oluyoruz aynı zamanda. Evet burada bir mola verelim arkadaşlar. Afetlerimiz dediğim gibi e, devam ediyor olacak. Biz bir moladan sonrasında kalan konularımızla devam edeceğiz. İyi çalışmalar, hoşçakalın.